Hapkadar tarihe hoş geldiniz. Yoklukları, kuyrukları ile meşhur olan Sovyetler Birliği hakkında pek çok şehir efsanesi üretildi. Bu efsanelerden birisi de Sovyetler Birliği'nde et, süt, yumurta gibi A'dan Z'ye temel tüketim maddelerinin yokluğu, bulunamaması gibi seksin de yok olduğu ve bu bir şehir efsanesi olarak dilden dile aktarıldı durdu. Acaba öyle miydi? Nereden çıktı bu şehir efsanesi? Gelin bakalım gerçekte olan nedir? Sovyetler Birliği denilen ülke 1917'den 1991'e kadar kalın bir demir perdenin arkasından insanların hayatına şekil verdi, yön verdi. O perdenin dışında kalanlar için ise bilinmezliğin ve gizemlerin ülkesiydi. Bu bilinmezlik ve gizemler doğal olarak insanların bu ülke hakkında pek çok söylentiler üretmesine yol açtı. Tabii ki pek çoğunun temeli yoktu. Kafadan atılan iddialardı. Özellikle Soğuk Savaş döneminde komünist ve demokrat bloklar arasındaki gerginlik ve propaganda savaşı nedeniyle bu iddialar o kadar çok yaygınlaştı ki artık en akla gelmeyecek iddialar ileri sürülür oldu. Batı medyasının propaganda konusundaki uçukluğu insanların en olmadık şeylere inanmasına yol açtı. Artık gerçek kimsenin umurunda değildi. Herkes daha aptalca, daha uçuk, hangi iddia varsa onu arar olmuştu. Peki bu bizde seks yok efsanesi nedir? 1986 yılında Sovyet gazeteci Vladimir Posner ile Amerikalı gazeteci Phil Donahue kendi ülkelerindeki stüdyolarında sokaktan bulup getirdikleri sıradan Amerikalı ve sıradan Sovyet vatandaşlarını telekonferans yöntemiyle görüntülü olarak bir canlı yayında buluşturdu. Her iki ülke insanları da birbirleri hakkında merak ettikleri şeyleri soracaklardı. Programın adı Uzay Köprüleri'ydi. Gorbaçev'in açılım yani Glasnost programının bir parçası olarak hayata geçirilmişti. O meşhur "Bizde seks yok" ifadesi bu programda seyircilerden biri tarafından dile getirilmişti. Amerikalı ihtiyar tonton bir teyze ayağa kalktı ve söz aldı. Ruslara şu soruyu sordu. Bizdeki Amerikan reklam sektöründe seks teması aşırı derecede kullanılıyor ve bu son derece rahatsız edici. Acaba Sovyetler Birliği'ndeki reklam sektöründe durum nasıldır? Bu soruya cevaben Lyudmila Ivanova adındaki bir kadın söz alarak "Bizde seks yok, buna şiddetle karşıyız" karşılığını verdi. Bu cevap her iki stüdyoda toplanmış onlarca seyirci arasında bir kahkaha tufanı kopmasına yol açtı ve o gürültü arasında Sovyet sunucu Vladimir Posner'in açıklayıcı cümlesi "Kim vur?" diye gitti. Adamın "Tabii ki bizde seks var ancak reklamlarda kullanılmaz" dediğini kimse duyamadı. Lyudmila Ivanova ise o hengamede "Bizde seks yok, aşk var. Biz seks yapmayız. Aşk yaparız, sevişiriz" diye ekleme yaptı ancak gene kimse kulak asmadı. Olay büyüdü, büyüdü ve Sovyetler Birliği'nin bir yokluklar ülkesi olduğu daha güçlü bir şekilde batılı insanların zihninde yer etti. Komünist sistemden nefret eden Sovyet insanları tarafından rejimle alay etmek için bol bol kullanıldı. Peki Sovyetler Birliği'nde devletin seks konusundaki tutumu neydi? 1917'deki Bolşevik devrimin hemen ertesinde özgür seks konusunda devlet yönlendirmesi vardı. 1918'de evliliğin ilga edilmesine dair bir kanun çıkarıldı. Hemen ardından medeni birliktelik, çocuklar ve mülkiyet hakkında bir başka kanun çıkarıldı. Kilise evlilikleri yasaklandı, boşanma ise serbest. Kürtaj legal hale getirildi. Bütün bunlar kadınların özgürleştirilmesi yönünde atılan adımlardı. Evliliğin kapitalist burjuva olduğu, gericiliğin kalesi olduğu düşünülüyordu. Ve Rusya'da o günlerde gerçek bir cinsel devrim ortaya çıktı. Bu devrimin itici gücü ise Komünist Parti'nin üst düzey yetkililerinden ve Sovyet feminizminin kurucusu Aleksandra Kollontai adında çok güzel bir kadındı. Kısaca söylemek gerekirse Aleksandra Kollontai cinsel ilişki bir bardak su içmek kadar kolay olabilmeli diyor ve Lenin'i şoktan şoka uğratıyor. Bu kadarı da çok fazla dedirtiyor. Kollontai'nin tam olarak dediği şuydu. Aşk ve tabii ki sonucunda cinsel ilişki herkesin hakkıydı. Herkes için bir bardak su istemek kadar herkesin kolayca ulaşabileceği derecede mevcut olmalıydı. Nasıl olacaksa artık. Bizim ilerici Kollontai yeni kadın görüşünü ileri sürer. Sovyet kadınının her türlü gerici, kapitalist burjuva yozluğundan kurtarılmasını ister. Kadın mutfaktaki köleliğinden, çocuk bakma ve büyütme yükümlülüğünden, evliliğin baskıcılığından, zincirlerinden kurtarılmalıdır der. Ona göre bunlar devletin görevleridir. Çocukları kreşler alıp yeni Sovyet insanını devlet yetiştirsindir. Devlet kadınları mutfak köleliğinden kurtarsındır. Devlet büyük aşhaneler, büyük mutfaklar yapsındır. İnsanlar evde yemek pişirmesindir. İnsanlar gidip o büyük aşhanelerden, büyük yemekhanelerden yemeklerini alsınlardır. Resmi nikah yerine ise uzun süreli, gönüllülüğe dayalı medeni birlikteliklerin kadını özgürleştireceğini ile sürer. 1920'lere gelindiğinde artık her köşe başında erotizmin tek gecelik ilişki şeklinde anılabilecek serbest seksin desteklendiği avantgard düşüncenin geliştiği görülür.
Ancak 1920'lerin sonuna doğru Sovyet yetkilileri bu tek gecelik ilişki, serbest seks, bunların Sovyet rejimine, Sovyet sistemine hiçbir katkıda bulunmadığını, aslında rejimi zayıflatan bir şey olduğunu anlayınca bu cinsel özgürlük devri de demir bir yumrukla sonlandırıldı. Alexandra Kollontai biraz aşırıya mı gitmiştir ne? Lenin'in 1924'te ölümünden sonra usulüne uygun bir şekilde yurt dışı görevine gönderilir. Artık Sovyet vatandaşlarına dincilerin çok seveceği bir püriten cinsel hayat dayatıldı. Rastgele cinsel ilişkide bulunma, yani one night stand olgusu kapitalizmin dayattığı ahlaki dejenerasyondur dendi. Ve kamusal alanda cinsellikle ilgili konuşmalar bir tabu olarak insanlara dayatıldı. Okullarda çocukların cinsellikle ilgili konularda eğitimine yönelik dersler kaldırıldı. Ailenin kutsallığı temaları işlenir oldu. Eşcinsellik yeniden suç olarak kabul edildi ve cezalandırıldı. Kürtaj yasağı yeniden kanunlaştırıldı 1936 yılı. Ve Sovyetler Birliği bir dincinin hayal edebileceği yeryüzündeki cennet oldu. Hap kadar tarihe